Ana malzememiz levreğin filoto edilmiş olması gerekiyor. İyice temizlenmiş olması gerekiyor. Şöyle sizlere göstereyim. Öncelikle gene klasik tuz, bolca tuz, karabiber, biraz zeytinyağı. Şu şekilde masaj yapalım balığımıza. Şimdi bu domatesleri fırınlayacağız. Çok basit bir fırınlama işlemimiz var. Önce fırınımızı ayarlayalım. 150 derecede olacak çünkü bu bir pişirme işlemi değil. Bu arada da fırınımız ısınmış olsun. Domateslerimizi, kokteyl domatesleri ortadan ikiye ve kalıba. Bu aralarda minicik olanlar var. Bunları şu şekilde de koyabilirsiniz. Hiç doğramayla uğraşmayın. Şimdi her zamanki gibi artık hepimiz çok iyi öğrendik. Tuz, biraz karabiber koyacağız. Zeytinyağımız bolca. Birkaç tane de sarımsak ihtiyacım olacak. Buradan şöyle irilerden seçelim. Minik minik doğrayalım. Tepsini aldık. Şöyle üzerine serpelim. Ben bunu şimdi fırına gönderiyorum. O fırında pişerken ben balığımı hazırlayacağım ve balığımın yanına minik bir salata yapacağım. Tavamın çok iyi ısınmış olmasını istiyorum. Yapışmaması ve suyunun içine hapsolmuş bir şekilde kalması için. Marinelenmiş balığım burada. Küçücük minicik bir salata hazırlayacağım ama lezzeti onun aksine oldukça fazla olacak. Şurada biraz temizlenmiş rokan var. Bunları elinizle bu şekilde kabaca içini doğrayın. Bir adet kırmızı biber kullanacağım. İçindeki çekirdeği aldım. İnce ince şu şekilde doğrayacağım. Her şey o kadar kısa sürede pişecek ki. Kırmızı biberlerimi ekledim. Biraz ceviz kullanmak istiyorum ben. Şöyle arada karıştırın. Salatam burada. Ben cevizlerin olduğu kaba hemen minicik bir sos hazırlayacağım. Biraz nar ekşisi koyuyorum. Ne kadar seviyorsanız. Zeytinyağı. Biraz tuz. Onun da en yakın arkadaşı biraz karabiber. Sosu servis esnasında dökeceğim çünkü yeşilliklerimin sönmesini, ölmesini istemiyorum. Şimdi balığımızı yapmaya başlayalım. Şöyle tavaya koyarken iyice sosunu almasını sağlayın. Okey, bu pişmeye devam edecek. Salatam hazır. Ben bir fırınımı kontrol etmek istiyorum. Domateslerim de olmak üzere. O domatesler nefis görünüyor. Çok sıcak, dikkat edin. Şöyle. Bakın içleri sulu sulu ve nefis bir aromaya sahipler. Birazdan balıkla buluşacaklar. Gördüğünüz gibi nar gibi kızarmış. Tahmini 3-5 dakikada pişiyor zaten. Bu sizin balığınızın kalınlığına göre değişiyor. Bu güzel bir deniz levreği. Bu aşamada salatamızı sosla buluşturacağız. Son bir kere daha çırpmak istiyorum. Evet, şöyle güzelce dökelim. Bir yandan da tabağımı hazırlayacağım. Elinizi yakmadan alabilirseniz birkaç tane domates salatanın üzerine de koyalım. Okey, balığım hazır. Ocağımızı kapatalım. Oo. Şimdi buna da şöyle birkaç domates koyup sosunu balığımızın üzerinde gezdireceğiz. Gördüğünüz gibi bunun altında biriken sosu şu şekilde balığın ve salatanın üzerinde gezdiriyorum.